Büyülü bir akşam sundu bazen bize şarkılar, ıhlamur kokuları altında. Saçları lodosta taralı Uludağ'a yaslanmış aşıklar, söz verdi birbirine unutulmaz nakaratlarda. Tebessümün en güzel durduğu çehreler, hızla akan zamana inat eşlik ettiler notalara. Bazen sessizliğin melodisinde sustu dudaklar, saklarken sevdalarını kalp atışlarına. Bir hoş seda yükseldi, kokusunu Müzeyyen Senar'ın, Zeki Müren'in sesinden duyduğumuz yıllardan. Babamızın omzunda arşınladığımız Kültür Park'ın yollarından. Hiç bitmeyecek gibi akan çeşme başlarından. Şiirini dizlerimize nakşeden çıkmaz sokaklarından. Ve bazı anlar unutulmadı hiç. Düşlerin gerçek, gerçeklerin düş olduğu zamanlardan yadigar. Tekrar tekrar yaşandılar. Ses oldular. Öyküsü festivalinde saklı bir şehrin semalarından. Kuşaktan kuşağa 60. yılında ilk günün heyecanıyla yeni anılar biriktirmek için 12 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda buluşuyoruz. Bir kez daha. Değerli izleyicilerimiz, Başkanlar Konuşuyor ekibi olarak bu haftada sizlere Bursa'nın festivallerine ev sahipliği yapan Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'ndan merhaba diyoruz. Eminim merak ediyorsunuzdur bu programın çekimlerini burada yapmamızın nedenini. Hemen aktaralım. Uluslararası Bursa Festivali'nin 60. yılının 12 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında birbirinden ünlü sanatçıların ve grupların katılımıyla burada gerçekleştiriyor olmasıdır. Dolayısıyla konumuz Bursa Festivali olunca konuğumuz da Bursa Kültür Sanat Vakfı Başkanı Sayın Sadi Etkeser. Efendim merhabalar. Merhabalar. Sayın Başkan, böyle bir Bursa sabahında sizlerle festivalin yapılacağı organizasyonlara ev sahipliği yapan 60 yıldır uluslararası Bursa Festivali'ne burada misafirlerini ağırlayan bu organizasyonun hem değerli izleyicilerimize aktarmak adına ve pazar akşamı başlayacak etkinliklerin kamuoyuyla paylaşalım. Hem merak edenleri bilgilendirelim, bilgi sahibi olmayanları da bilgi sahibi olması için burada sizlere programımızı düzenlemek için buradayız. Size de ayrıca hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Açık Hava Tiyatrosu'na. Evet efendim, öncelikle şunu sormak istiyorum. Bizler size her ne kadar yakından tanıyor olsak da izleyicilerimiz açısından da Kültür Sanat Vakfı Başkanlığı'na geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla başkanlığa getirildiniz. Yeni bir yönetim oluştu. Biraz kendinizden söz eder misiniz ayrıntılara geçmeden önce? Tabii. Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 9 yıldır da Harput Holding'de yönetici olarak çalışmaktayım. Yönetim kurulu üyeliği pozisyonunda devam etmekteyim çalışmalara. Evet. Sayın Başkan, yönetim kurulunda kimler oluşuyor? Yani kimler var? Genç arkadaşlar mı, iş insanları olarak diyelim mi? Yönetim kurulumuzda daha çok iş insanları var. Aynı şekilde bu sahnede faaliyet göstermiş çalışan abilerimiz de var. Ama sanayicilerimiz de ağırlıklı. Evet, evet. Çok güzel. Peki efendim, Türkiye'nin en uzun soluklu denilen uluslararası festival için yaklaşık bir yıldır yakın bir süreden beri çalışmalarınız devam ediyor. Buraya getirilecek Bursalıları ünlü sanatçılarla ya da uluslararası sanatçılarla buluşturmak adına çalışmalarınız sürüyor. Efendim biraz bundan bahsedebilir miyiz? Çünkü neden bunu soruyorum? 2 yıldır pandemi nedeniyle yapılamıyordu. Geçtiğimiz yıl sadece yapıldı ama maalesef maskelerle tedbirli bir şekilde yapılmış etkinliğimiz. Yine de ilgi görmüştü ama zannediyorum bu sene ilgi bir hayli fazla olacak. Biraz festivalin içeriğinden söz edebilir miyiz? Tabii, kesinlikle öyle. 2 yıldır pandemiyle malumunuz bütün ülke olarak mücadele etmekteyiz. Evet. Maskesiz yapacağımız, kapasite sınırı olmadan yapacağımız aslında ilk festivalimiz olmuş olacak. 60. yıl olması dolayısıyla da güzel bir sanatçı grubu hazırladık Bursa için. Evet. Hemen hemen herkesin hitap eden sanatçılarımızın olacağı geniş katılımlı bir festival bekliyoruz. Peki efendim, içerik anlamında mutlaka bu festival yapılırken öncesinde Bursalı iş insanlarını dolaştınız, ettiniz, destek istediniz. Bursa'nın aynı zamanda da bir sanayi kenti olduğunu düşünürsek
Bursalı iş insanlarından bu yönde destek aldınız mı Sayın Başkan? Kesinlikle. Zaten yıllardan beri festivalin ayakta durmasını, yapılmasını sağlayan sanayiden çok büyük katkılar alıyorduk. Evet. Başta Bursa Ticaret Sanayi Odası, Bursa Ticaret Borsası çok ciddi katkılar gösteriyordu. Bu sene de bizleri yalnız bırakmadılar. Keza medya sponsorumuz Line TV ve Radio Line. Evet. Aynı şekilde Memduh Gökçe'nin başında olduğu B+ bize çok ciddi anlamda katkı sağladılar. Hepsine teşekkür ediyoruz burada. Evet. Peki Sade Bey, biraz Kültür Vakfı'nın çalışmalarından söz edebilir miyiz? Yani bu organizasyonun, festivalin yanı sıra Bursa Kültür Sanat Vakfı ne yönde çalışmalar yapıyor? Bursa'ya katkılarınız nelerdi? Biraz onları özetleyebilir miyiz? Tabii, aslında Bursa'nın kültür ve sanat faaliyetlerinden ve turizm faaliyetlerinin yürütmesinden ve bunun tanıtımından sorumlu. Bulunduğumuz Boç Kaba Tiyatrosu'nu çeşitli organizasyon firmalarına işleterek, kiraya vererek Bursa'ya daha önce gelmemiş sanatçıların Bursalılarla buluşmasına vesile oluyor diyebiliriz aslında. Evet. Peki efendim, burayla ilgili bu yıl festivalin dışında ne gibi etkinlikler olacak? Çünkü bu tür organizasyonlar yapıldığında kültür sanat organizasyonları, sanatçı organizasyonları burada mümkün olduğunca yapılıyor. Burası tercih ediliyor. Dolayısıyla da pek çok organizasyon yetkilileri sizlerle görüşüyor. Bu yıl efendim Bursalılara hangi sanatçılar gelecek? Bu yönde ilgi ne yönde? Size müracaat olmuştur mutlaka. Tabii festivalde zaten değişik sanatçılarımızdan işte Sibel Can, Hadise, Mark Elinyahu, Nilkara İbrahimgil gibi sanatçılarımızı burada ağırlayacağız. Devamında da yine aynı şekilde sahne almamış ya da geçtiğimiz senelerde pandemi dolayısıyla gelemeyen sanatçılarımızı burada misafir edeceğiz. Ama sadece sanatçı olarak düşünmeyelim, biz festival ve vakıf olarak 12'ye yayan bir kültür sanat faaliyetleri öngörüyoruz. Yani Bursa'mızda sadece yazın yapılan bir festival değil, 12 ay boyunca devam edebilecek olan, halkın geneline yayabileceğimiz, sokakta etkinlikler yapabileceğimiz, sadece müzik ve eğlence alanında değil, tiyatro, bale, lise arası yarışmalar gibi bir takım çalışmalarımız var yönetim kuruluyla şu an yürüttüğümüz. Bunlar tamamlandıkça sizlerle paylaşıyor olacağız zaten. Evet. Sayın Başkanım, biz hep biz gazeteciler olarak şunu zaman zaman gündeme getiriyoruz. Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nun sadece yaz sezonunda değil, diğer günlerde de aktif olarak kullanılmasını istiyoruz. Tabii bu mevsimsel durumlara bağlı olarak, çünkü adı üzerine Açık Hava Tiyatrosu diyoruz. Efendim, şayet havalar geçtiğimiz yıllar gibi uzun süre güzel giderse, yaz niteliğinde giderse, mesela geçtiğimiz sene Kasım aylarında Kasım buralarda ayı konser yaptık değil mi? Evet efendim? Kesinlikle. Bunlara kesinlikle şahit olduk. Sezon uzarsa diyelim, yaz sezonu, ona göre de yine etkinlikler devam edecek mi efendim? Kesinlikle. Zaten çeşitli firmalardan şu an talepler de alıyoruz. Festival sonrasında havaların da müsait olmasıyla beraber bu sene de Kasım ayının sonuna kadar burada Bursalılar çeşitli eğlenceler ve etkinlikler yapacağız. Evet. Peki efendim, buraya gelmek isteyen organizasyon yapımcıları, sanatçılarını getirmek isteyenler de bir seçicilik yapıyor musunuz mesela? Öncelik tanımı anlamında, sanatçılar anlamında, Bursa'nın kültür anlamında öne çıkacak sanatçılar olmasına dikkat ediyor musunuz? Ya da tercihleriniz ne yönde oluyor diye? Aslında tamamen Bursalıların isteyeceği, Bursalıların beklentisini karşılayacak olan sanatçıları burada ağırlamak istiyoruz. Özellikle daha önce gelmemiş veya sahne almamış sanatçılar tabii ki de bizim için öncelik taşıyor. Ama bunun dışında herkesin hitap eden sanatçıları burada ağırlayabiliriz. Evet. Efendim, uluslararası diyoruz festivalimize. Bu yılda 60.sı yapılıyor ve gururla söylüyoruz, en uzun soluklu Türkiye'deki uluslararası bir festival diyoruz. Bunun da öncülüğünü Bursa olarak, Bursa Kültür Vakfı olarak sizlerin yapması da Bursalılar adına mutluluk duyuyoruz. Ama efendim, uluslararası adı üzerinde dediğimizde organizasyon içinde iki tane bir grup görüyoruz, yurt dışından gelecek grup. Biraz bunlardan söz edebilir miyiz? Bu grupların özellikleri nedir? Ne gibi bir show izleyeceğiz? Ne gibi bir müzik etkinliği izleyeceğiz bu iki grup için? Tabii. Mesela Barcelona Gypsy Orkestrası bu organizasyon için gelecek. Çeşitli sahne şovları ve eğlencenin olduğu, müziğin, farklı müziklerin, yöresel müziklerin sergileneceği bir konser olmuş olacak. Bunun dışında Merinos Kongre Merkezi'nde yapacağımız Lasky dans gösterisinde de aynı şekilde iki gün boyunca etkinlikte biraz bale, biraz dans, sahne gösterisinin ağırlıkta olduğu bir şov izleyeceğiz. Burada Bursa için ilk defa gelecek bu ekip. Aynı şekilde. Öyle mi? Türkiye mi? Tabii, Türkiye ilk defa geliyorlar. Türkiye ilk defa gelecekler.
geçtiğimiz yıllarda festivalin çeşitlendirilmek adına farklı ilçelerde, farklı meydanlara da yayılıyordu. Kentin geneline bu konunun faydalanması, kentin geneline bu coşkunun, festival coşkusunun yayılması adına yapılıyordu ama bu sene sadece etkinliğinizin bir tanesini Merinos'ta yapıyorsunuz zannediyorum, kültür merkezinde. Onun dışında etkinliklerinizin tamamı burada mı gerçekleşecek? Bu sadece müzik ve konser etkinliğimiz için geçerli. Altın Karagöz Halk Dansı Yarışması'nda Bursa'nın bütün ilçelerini yayan bir etkinlik programımız var. Çeşitli ülkelerden katılımcı gruplar program neticesinde farklı ilçelerde de, Bursa'nın hemen hemen bütün ilçelerinde de faaliyet gösterecekler. Evet efendim, festival bu pazar günü başlıyor. Hı hı. Temmuz'un 12 Temmuz'a kadar. 7 Temmuz'a kadar. Ha? 7 Temmuz'a, 7 kadar. Temmuz'a kadar devam ediyor. Evet. Akabinde diğer festivalimiz başlıyor. Altın Karagöz Festivali. Efendim bunda neler olacak? Biraz da bundan da söz edebilir miyiz? Altın Karagöz Halk Dansı Yarışması da malumunuz pandemi sebebiyle bir süredir yapılamıyordu. Ülkelerde bize problemler çıktığı için katılımcı gösteremiyorlardı. Bu sene onunla ilgili de çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Altın Karagöz Halk Dansı Yarışması dünyada bu anlamda büyük olan iki yarışmadan birisi aslında. O yüzden ülkelerdeki yabancılar için de çok önem arz etmekte. Bu sene 24 ülkeden talep aldık katılımcı olarak. 24 ülkenin katılmasını bekliyoruz. Bunların arasında Türkiye'ye daha önce gelen veya yeni gelecek ekipler de var. Ama dünyanın her tarafından kendi yöresel halk dansını sergileyecekleri ve bunun yarışma olacağı bir çok güzel bir gösteriyle karşı karşıya kalacağız. Aslında efendim dediğiniz gibi Altın Karagöz Halk Oyunları Festivali de Bursa'ya renkli insanların, renkli kültürlerden, farklı ülkelerden gelen insanların burada tanıma etme, onların kültürünü Bursalılarla paylaşması ve bunu bir yarış niteliğinde sunmaları çok hoş oluyor. İnanın Bursa Festivali kadar da ilgi gördüğünü görüyoruz. Çünkü dediğimiz gibi tamamı yabancı ülkelerden gelen insanların oluşturduğu grupların oluşması, bu da buraya olan ilgiyi çekiyor değil mi efendim? Kesinlikle, kesinlikle. Her birinin farklı kültürleri var. Zaten bu yarışmanın ana sebebi de farklı kültürlerin etkileşime girmesi ve Bursa'ya bu kültürlerin tanıtılması. Keza onlara da Bursa kültürümüzün, Türkiye'nin kültürün aşılanması. Bu yüzden çok önem arz ediyor aslında. Evet. Peki efendim, festival programınızı geçtiğimiz günlerde açıklamıştınız ve akabinde de bilet satışlarına başlanmıştı. Bu yönde bilet satışlarımız ne şekilde ilerliyor? Biraz da fiyatlarından da söz edebilir miyiz efendim? Tabii 50 TL'den 200 TL'ye kadar bilet fiyatlarımız var. Evet. Diğer organizasyonlara göre baktığımız zaman bilet fiyatlarımız düşük rakamlarda. Böyle olduğu için de yoğun bir ilgiyle karşı karşıyayız. Şu an yaklaşık %68'ini sattık biletlerimizin. Biten konserlerimiz oldu şu an biletleri tükenen. Ama diğer konserlerin devam ediyor satışta. Tercih sebebine göre değil mi? Tabii, sanatçıların tercih sebebine göre, ilgi alanına göre değişiyor tabii bunlar. Evet. Ama ortalama da %67-68'ini biletlerini tükettik. Peki, Sadi Bey biraz sanatçılardan söz edebilir miyiz? İlk açılış organizasyonunda kimler olacak, diğer günlerde hangi sanatçılarımız var? Tabii. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Açılışı Bursa Senfoni Orkestrası ve Fahir Atakoğlu konseriyle gerçekleştireceğiz. Evet. Akabinde Nilkara İbrahimgil konseri olacak. Evet. Bunun dışında Barcelona Gips Orkestrası sahne alacak. Hadise ve Sibelcan konserleri olacak. Evet. Musa Eroğlu ve Seyhan Orhan konserimiz olacak. Bunun gibi yaklaşık 13 tane organizasyon yapacağız. Evet, evet. Peki, şunu da sormak istiyorum. Efendim siz Kültür Sanat Vakfı Başkanısınız da. Hı-hı. Kültür sanata ilgi nereden var ya da tabii ki vakıf başkanı oldunuz. Dolayısıyla da beklenti de yüksek. Pandemi sonrası Bursalılar artık daha rahat, maskesiz, mesafesiz konserler izlemek istiyor. Siz Sadi Etkeser olarak Bursa'ya ne gibi katkı vereceksiniz efendim? Bursa zaten tarihiyle, kültürüyle geçmişten bugüne birçok medeniyeti barındıran, birçok medeniyeti aynı zamanda ev sahipliği yapmış olan bir konumda. Bursa'nın tarihini ve kültürünü daha fazla kişi aşılamak, bunun gelişmesine katkıda koymak bizim için çok büyük bir sorumluluk aslında. Evet. Benim şahsi olarak yani iyi bir sinema izleyicisiyim, iyi bir müzik dinleyicisiyim. Hemen hemen her türlü müziği dinliyorum. Dediğim gibi herkesin hitap edebilen, halkta herkesin karşılık bulabileceği ve halkın geneline yayan bir organizasyon planlıyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapacağız önümüzdeki senede. Evet.
Efendim, Bursalılar yakından bilmiyor olabilir. Bunu da sormak istiyorum. Bursa Kültür Sanat Vakfı etkinlikler olarak, evet, festivallerin dışında 12 aya böldüğümüzde yılı çeşitli etkinlikler ya da ne gibi faaliyetler yapıyor? Biraz da bunlardan söz edebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, ana yaptığımız organizasyon zaten Bursa Festivali, evet, ve Altın, evet, Karagöz Halk Dansı Yarışması. Evet. Onun dışında tiyatro yarışmalarımız oluyor, liseler arasında yarışmalarımız. Bunların sayısını aslında arttırmayı hedefliyoruz. Sadece yaz etkinlikleri değil, evet, 12'ye yayan, yani 7'den 70'e herkesin katılım gösterebilecekleri, farklı beklentilere karşı bulabilecek olan etkinlik programlarını daha da arttırmayı hedefliyoruz aslında. Evet. Peki efendim, Kültür Sanat Vakfı'ndan aracılığıyla festivali izlemek için gelecek konuklarınız biletlere nasıl ulaşabiliyorlar, nasıl bilet alabilirler? Biraz bundan da bahsedebilir miyiz? Tabii biletinial.com'la çalışıyoruz. Onun üzerinden, evet, şu an bilet satışlarını yapabilirler. O kanalla ulaşabilirler bize. Evet, onunla ulaşabilirler diyorsun. Biraz da şeyi sormak istiyorum efendim. Buranın gerçekten Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nun yeri çok güzel. Şehrimizin akciğeri konumundaki Reşat Oyal Kültür Parkı'nın içinde yer alıyor. Vatandaşın da bu yönde biraz daha ilgisi artıyor değil mi efendim? Aynı zamanda konsere gelen konukların zamanını geçirebilecekleri, parkta da vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşuyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Dediğiniz gibi burası Bursa'nın aslında akciğeri konumunda olan bir yer. Aynı zamanda yıllardan beri Bursa'ya katkı sağlamış olan bir yer. Burada festival coşkusunu yaşamaları, parkta birlikte vakit geçirmeleri, eğlenmeleri bizi de mutlu eden, hoşumuza giden şeyler. Evet. Efendim, Bursalıların kültür sanata ilgisi ne yönde? Gerçi siz vakıf başkanlığı sürecinizden bu yana diyelim. Evet. Yeni başkansınız. Yeni başkanız, evet, evet. Dolayısıyla da böyle bir heyecan hissediyor musunuz? Bursalıların kültür sanat olarak etkinliklere ilgisi, alakası, sanatçıya. Ne yönde efendim? Size böyle bir duygu hissettiniz mi efendim? Yani kesinlikle ben bu heyecanı Bursa'yla beraber paylaşıyorum aslında. Bursalıların koymuş olduğu beklenti ve heyecanı taleplerde de görüyoruz. Bu heyecanı daha da artıracak olan şeyler bizi de mutlu ediyor, bizi de motive ediyor. Bursa için çalışmak, onları eğlendirecek olan kültür ve sanat faaliyetlerine katkıda koymak da bizim en büyük motivasyonumuz aslında. Evet. Sayın Başkan, biz hep istiyoruz ki Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nu, yani buranın yılın tamamında etkinlikler olması adına her büyükşehir belediye başkanı burayla ilgili bir tasarrufta bulunuyor. İşte bir önceki belediye başkanı değişiklikler yapıyor. Tabii ki sonuç itibariyle buraya katkı koymak adına. Ama bu yıl çok kapsamlı bir değişikliğe, hatta yerinin değişikliği düşünülmüştü ama sonra da tekrar burada yapılması, değerlendirmesi yapıldı. Efendim, buranın yıkılıp yenisinin yapılması bir gündeme gelmişti. Bu konuyla ilgili bir gelişme size ulaştı mı? Şu an için bu sene böyle bir şey yapılmayacağı yönünde bir ama gelişme. Ama bir planlama olmuştu, evet, planlama değil? Oldu, doğru. Planlama, evet, vardı ama dediğim gibi bu belediye, evet, noktasında olan bir şey. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nde. Dolayısıyla şu an için böyle bir şey bize ulaşmadı ama devamında olabilir, bilemiyoruz. Evet. Biz de burada değerli izleyicilerimize aktarmış olalım. Biz daha önce burayla ilgili olarak birçok şikayetler de alıyoruz, övgüler aldığımız kadar ama uzun yıllardır kullanılan Açık Hava Tiyatrosu'nun yenilenmesi adına bir çalışma vardı. Bununla ilgili Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş buranın yıkılarak yerinde değişiklik yapıp 3500 olan izleyici kapasitesinin 4500'e çıkarılması, dolayısıyla da buranın yeni konsebiyle festival sonrası burasının kapatılıp yıkılıp bir sonraki yıla kadar, yaz sezonuna kadar yetiştirilmesi planlanıyordu. Ama dolayısıyla Sayın Başkan'ın da bilgi verdiği gibi zannediyorum bir takım aksaklıklardan dolayı ötelenmiş bu çalışma diyebiliriz. Değil mi? Kesinlikle, evet. Gerçekten de Başkan, Bursa'nın böyle daha fazla kişinin izleyebileceği, daha fazla insanın bu coşkuyu yaşayabileceği bu tür yerlere ihtiyacımız var. Buranın da bir an önce yenilenmesi, daha doğrusu kapasitesini arttırması adına da çok iyi olacak. Tabii bunun değişikliği çok tartışılmıştı. Bunun farklı yerde yapılıp
Açık Hava Gözlemi Tiyatrosu'nun burada mı yapılıp son olarak burada karar verilmesi o anlamda da doğru olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yani biz bu eksiklerin vakıf olarak farkındayız. Yenilenmemesi durumunda da mevcut kapasitenin korumasıyla beraber bir takım revizyonlara ve iyileştirmelere gideceğiz. Koltuklarla alakalı veya bir takım ufak iyileştirmeler yapacağız zaten. Evet. Bu şekilde bir çözüm sunacağız aslında. Evet. Peki efendim, hep kendilerine teşekkür ediyoruz. Bursalı iş insanlarının. Aynı zamanda Bursa gerçekten pek çok özelliğinin, farklılığının yanı sıra hayırsever insanların, iş insanlarının yaşadığı bir şehir olmasından dolayı da görüyoruz ki yapılan her etkinliklere destek veriliyor. Bu da bir kültür sanat etkinliği Bursa için. Pek çok ilgi diğer festivallere olanla, daha doğrusu sponsor olaylarında bir artış söz konusu. Biraz sponsorlardan bahsedelim. Hem de onları burada bir onurlandırmış olalım diyorum. Tabii kusura bakmasınlar herkesin adını şu anda hatırlayamazsın ama. Olarak, efendim. Ana sponsorumuz Atış Yapı zaten. Evet. Onlara aynı zamanda da yönetim kurulu üyemiz Ahmet Bey. Ona çok teşekkür ederim. Yaptığı katkılardan dolayı. Keza Bursa Ticaret Sanayi Odası. Bursa Ticaret Borsası, Durmazlar Holding, aynı zamanda medya sponsorumuz olan Line TV ve Radio Line, evet. B Plus firmasına, evet. Hepsine vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Efendim siz mi sponsorlara gidiyorsunuz? Size de gelip başvuranlar da oluyor mu? Şöyle söyleyeyim. Bu uluslararası Bursa Festivali bir marka. Marka değeri olan bir organizasyon. Elbette ki sponsorlarımızdan her sene buraya katkı koymak isteyen, destek verenler oluyor. Ama bunun dışında tabii ki genel sekreterimizin, yönetim kurulu üyelerimizin de katkılarıyla da sponsor görüşmeleriyle de destekler alıyoruz. Evet. Efendim, Bursa Kültür Sanat Vakfı sadece Bursa merkezde sınırlı kalmayıp, ilçelerde de biliyorsunuz 17 tane ilçemiz var dolayısıyla. Bu ilçelerimizde de bir takım etkinlikler düşünüyor musunuz? Halk danslarından söz ettiniz ama bunun yanı sıra farklı etkinlikler, farklı mecralarda buluşma, halk buluşmaları, sanatçı buluşturmaları. Kesinlikle. Şu an için detay vermek istemiyorum ama yönetimde çalışmalarımız sürüyor. Halkın tamamına yayılan, ilçelerde de yapılan organizasyonları artıracak olan bir takım projelerimiz var. Çok güzel. Onları hayata geçirebilirsek eğer daha fazla halkta, sokakta etkinlikler görebileceğiz. Evet. Çünkü dediğimiz gibi sevgili başkan, burası 3500 kişi kapasiteli. Gelen oluyor, gelemeyen oluyor. Dolayısıyla da pek çok ilçelerden gelmek isteyen insanlar olabilir. Bu anlamda da bu çalışmanızı biz de sizleri destekliyoruz. Bursa'nın sadece Bursa şehir merkezinden ibaret olmadığını da göstermek lazım halka, değil mi? Kesinlikle. Bursa çok büyük bir şehir. İlçeleriyle, merkeziyle. Evet. Zaman zaman görev icabı Bursa dışına çıktığımız farklı illere gittiğimizde İnsanlara diyoruz ki biz Bursa'dan geliyoruz, Bursa'da yaşıyoruz. Söyledikleri şu, çok şanslısınız, Bursa gibi güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. İşte falanca tarihte gelmiştim, çok beğeniyorum, çok güzel, çok hoş demeleri bizleri de gururlandırıyor. Kesinlikle, bizleri de mutlu ediyor, bizleri de onur ediyor. Tabii Bursa'nın sadece güzellikleri görsel değil, işte bu tür etkinlikler yapılarak, öne çıkarak, uluslararası etkinlikler yapılarak, Bursa'ya çeşitli faaliyetler gösteren organizasyonların getirilmesi, Bursa'da buluşturulması da Bursa'nın adını ve marka değerini yükseltmek adına dikkat çekiyor diyebiliriz. Kesinlikle, ben de aynı fikirdeyim. Bursa'nın marka değerini artıracak olan her türlü kültür ve sanat faaliyetlerine biz varız ve biz bunun öncülüğünü yapmak istiyoruz. Bize bu konuda hiç şüphemiz yok. Bu soruyu da sormak istiyorum. Evet, Büyükşehir Belediyesi bu konuda sizin en büyük paydaşınız var olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra diğer yerel yönetimlerden bir destek alabiliyor musunuz efendim? Diğer belediyelerimizden. Şu an sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi bu anlamda bize desteklerini sürdürüyor. Onun dışında sanayiden ve özel sektörden sponsor destekleriyle bu faaliyetleri yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha fazla ulusal veya uluslararası bir takım markaların desteklerini alarak daha büyük organizasyonlar ve daha büyük sponsorlu faaliyetlere geçmek istiyoruz. Evet. Efendim, o zaman son olarak şunu sormak istiyorum size. Bursa Kültür Sanat Vakfı Başkanı Sadi Etkeser. Efendim, Bursa'da gelecek adına işte daha nice 60'lı yıllar organizasyonların yapılacağı bir Bursa'da festival hayaliniz var mı? Ya işte şöyle de yapsak daha iyi olur. Bundan sonraki etkinliğimize
bir sonraki festivalimizde bunları da getirebilsek böyle olur aslında mu efendim? Aslında şöyle söylemek lazım. Bu bir bayrak yarışı. Her yapılan yeni bir festival bir öncekinin üzerine çıkmalı ve bir öncekinin daha iyisini yapmak için çalışmalı. Biz yönetim sürecinde el verdiğimiz şekilde bunun için çalışacağız. Bizden sonra geleceklerde eminim ki daha fazlasını yapmak için, daha iyisini yapmak için çalışacaklardır. Bursa çok büyük bir şehir. Çok iyi sanatçıların, çok iyi ekiplerin tanışmayı ve festival coşkuna katılmasını hak ediyor. Biz de bunun için çalışmaları elbet yapacağız. Evet. Peki o zaman pazar akşamı başlayacak olan etkinliğimizin 7 Temmuz'da son bulacak olan festivale Bursalılara buradan çağrınız ne olacak Sayın Başkan? Bütün Bursalıları festival coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum. Gelen gelemeyen herkesi mutlaka buraya davet ediyorum. Çok keyifli, çok güzel bir organizasyon olacak. Herkese şimdiden iyi eğlenceler diliyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bursa'ya böyle güzel bir festivale bir görev atlederek vakıfın başkanlığına geldiğiniz için ve heyecanınızı anlıyoruz. İnşallah güzel bir kazasız belasız bir Bursa Festivali'nin bir uluslararası Bursa Festivali'nin daha Bursalılarla buluşturulması adına bir kez daha biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet. Sevgili izleyicilerimiz pazar akşamı başlayıp 7 Temmuz'da son bulacak olan Uluslararası Bursa Festivali'nin 60.sını burada organize edileceği için biz de bugünkü yayınımızı Bursa Açık Hava Tiyatrosu'ndan sizlere aktarmak için burada Sayın Başkanı Sade Etkeser'e konuk ettik. Böylece de programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere inşallah burada fırsat bulursanız gelmenizi, Başkan Bey'in de izah ettiği gibi hala biletlerin satışta olduğunu, fiyatların da minimum olduğunu kendisi aktardı. İnşallah vakit olur. Burada Bursa Festivali'nin coşkusuna sizlerin de katılmasını dileyerek hoşça kalın diliyoruz. Büyülü bir akşam sundu bazen bize şarkılar, ıhlamur kokuları altında. Saçları lodosta taralı Uludağ'a yaslanmış aşıklar, söz verdi birbirine unutulmaz nakaratlarda. Tebessümün en güzel durduğu çehreler, hızla akan zamana inat eşlik ettiler notalara. Bazen sessizliğin melodisinde sustu dudaklar, saklarken sevdalarını kalp atışlarına. Bir hoş seda yükseldi, kokusunu Müzeyyen Senar'ın, Zeki Müren'in sesinden duyduğumuz yıllardan. Babamızın omzunda arşınladığımız Kültür Park'ın yollarından. Hiç bitmeyecek gibi akan çeşme başlarından, şiirini dizlerimize nakşeden çıkmaz sokaklarından ve bazı anlar unutulmadı hiç. Düşlerin gerçek, gerçeklerin düş olduğu zamanlardan yadigar. Tekrar tekrar yaşandılar, ses oldular, öyküsü festivalinde saklı bir şehrin semalarından. Kuşaktan kuşağa 60. yılında ilk günün heyecanıyla yeni anılar biriktirmek için 12 Haziran 7 Temmuz tarihleri arasında Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda buluşuyoruz. Bir kez daha.